Herkese selamlar dostlar. 18 ve 19 Temmuz iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Öncelikle neler var ondan bahsedeyim. Arkadaşlar NBA tercihi var. Toplamda 3 tercih var. 2 tanesi ideal bir tercih. Bir tanesi de 2.50'lik orandan yüksek bir tercih yapacağım NBA mücadelesine. Videonun sonunda zaten NBA tercihini göreceksinizdir. Ve 18 Temmuz için bir tane ideal tercih kombin, ideal futbol kombinesi ve aynı şekilde 19 Temmuz içinde bir tane ideal futbol kombinesi sizler için videoda paylaşacağım. 16 Temmuz'da neler yaptık ondan bahsedeyim hemen. Ekran hemen gelmiştir mutlaka. Arkadaşlar 16 Temmuz'da Midland mücadelesine Ev sahibi 1.5 üstünü vermişti. Kuluç maçına da Matsunu biri ekstra olaraktan da Bateborisova'nın ben galip gelebileceğini söylemiştim. Bateborisova galip geldi. Kuluç aynı şekilde galip geldi. Fakat Midland mücadelesi ev sahibi 1.5 üst tercihimiz bir golden başarısız oldu. Midland'ın kazanırından ziyade Midland'ın iki gol atarını da... 2 gol atarını değerlendirmiştik. Olur da belki 2-2 skorda kalır diye. Çünkü Odense de kaliteli ekip. Ondan Midland'ın ne kadar iyi de futbol oynasa, ne kadar çok pozisyon da kaçırsa ikinci golü bir türlü bulamadı. Hatta ben şunu göstermek istiyorum sizlere. Ben gün içerisinde saat mesela bu 16 Temmuz saat 15-12 sularında belirtmişim ki zaten burada. Arkadaşlar ki zaten herkese açık olan Telegram grubumuzda da bunu paylaştım ben. Oraya gelmediyseniz de açıklama kısmında var. Katıl grubunda paylaştım ki dedim ki Midland mücadelesi 1.43'ten açıldı galibiyeti fakat oran 1.74'e kadar yükseldi. Oranın bu kadar yükselmesi pek fazla hayır alamet değil. Bakalım ne dönecek şeklinde bir yazı yayınladım. Hatta bazı arkadaşlarımız da almış ki iyi bari MS2'nin çifte şansına girin şeklinde veya KG aldık hayırlısı şeklinde yapmış. Böyle yazdıktan sonra Vice'ini değiştirenler olmuş. Fakat ben ev sahibi 1.5 üstünü, e, üstünü değiştirmedim. Yine de Midland'a güveniyordum. Fakat 2-1'lik mağlup oldu. O, yapacak bir şey yok. Geçiyorum. Katıl grubundan bahsedeyim şimdi sizlere biraz. Arkadaşlar katıl grubunda sürekli olarak bildiğiniz üzere gün içerisinde canlı bahisler olsun veya Ara ara böyle güzel haberler olursa paylaşıyoruz. Mesela Senegal'in 4-6 golünü 1.77 orandan kazandık. Onun dışında ekstra canlı tahminlerimiz Avrupa'da oynayanlar olsun. Canlı tercihler olsun. Canlıda olanlar için yatanlar, kalkanlar, hoplayanlar, zıplayanlar hepsini değerlendiriyoruz. Mesela ben Midilland mücadelesine canlı aldım. İkinci golü Midland ekibinin atmasını bekliyordum ki zaten öyle oldu. İkinci gol geldi. Hatta bir de yatmasına dair şöyle bir tercih aldım. 2.65 gibi orandan maç sonu sıfırı da aldım. Odense 90 artı 3'te attığı golle 2-1 kazandı. Yoksa 2.65 65 orandan riskli tercihimiz de burada başarılı olacaktı. Zaten gelenler yatanlar ekranda mutlaka görmüşsünüzdür. Katıl grubu da bu şekilde. Eğer siz de katıl grubuna gelmek istiyorsanız arkadaşlar... Ee, abone ol tuşunun yanında katılırlar veya Instagram'dan iletişime geçerseniz Sol alt tarafta Instagram hesabı yazıyor. Kangal Tips olarak da iletişime geçerseniz yardımcı oluruz. Şimdi Orebro mücadelesi var. Öncelikle ben NBA'den başlamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar sizden ricam videoya güzel bir like atarsanız Yorum atarsanız da veya fark etmez ama öncelik olarak videoya like atmanız benim için gerçekten önemli. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Hiç problem problem değil. Tamamen like veya isterseniz de dislike atabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi Suns'la Bucks mücadele edecek burada. Arkadaşlar serinin 5. mücadelesi bu. Seri 2 -2 her iki takım da kendi evinde oynadığı maçlarda kazandı. Ben yine aynı şekilde Phoenix'in kendi evinde oynadığı maçı kazanmasını bekliyorum. Hatta son maçlarında bile son maçında bile neredeyse kazanıyordu Phoenix. Neden olduğunu söyleyeyim. Bakın 3. periyot sonunda 82-76 zaten öndeydi. Fakat Antetokounmpo ile son periyot biraz daha parladı. Antetokounmpo Giannis güzel bir parladı. Reaksiyon gösterdi Milwaukee ve maçı 109-103 kazanmasını bildi. Ben o maçları takip ettiğim zaman Booker'ın ne kadar iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde Milwaukee ekibinde de Middleton 40 sayı barajını açtı. 40 sayı falan attı neredeyse. 41 sayı da Booker attı Ponix'te mesela. Ponix ekibinde Paul biraz çok fazla etkili değildi. 10 sayı atabildi. Reboundlarda olsun tabii etkiliydi. Fakat dediğim gibi tam istenileni alamadılar. Ponyx çok fazla istekliydi. Ben mücadeleye ev sahibinin yanındayım. Şöyle bir tercih yapacağım arkadaşlar. İdealden iki tane tercihim. İlk ideal tercihim şudur. Ev sahibi 108 sayı baramini aşar diye düşünüyorum. 1.47'lik Kur'anı var. Değerlendirmek isteyenler bunu değerlendirebilirler. Ekstra olaraktan da bir diğer ideal tercihim ise maç sonunda 3 farklı bir Corix'in galibiyetini bekliyorum. 1.53 gibi orandan bunu da değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Ve aynı şekilde yüksek orandan da değerlendirmek isteyenler maç sonu bir 218.5 üstü değerlendirirse 2.47'lik orandan değerlendirmiş olacak. Onu da tekli olarak değerlendirme yaparsanız tamamen size kalmıştır. Diyerek geçiyorum Orebro mücadelesine. Orelro'la hamar bir mücadelesi. Bu maça baktığımız zaman da arkadaşlar ne oynarsın? Baktığımız zaman da Orebro takımı hepsinin mağlup olmuş. Hamarbi'ye baktığımız zaman da galip gelmiş. Hamarbi burada yener diye düşünürsün. Fakat Orebro takımı bir yerde patlama yapacak. Neden yapacak? Son maçını izledim. Asborg, Asborg oynadı. 2-1 mağlup oldu. 90 artı 7'de 7 korner golüne mağlup oldu Orebro gibi. Bu takım bir yerde patlama yapacak. Burada Hamarbi'ye bu kadar yüksek oran açmışlarken ki ben zaten yani iddia risk yönetimin yerinde olsam Hamarbi'ye 1 oran açardım. Madem yiyecekse. Tabi galip gelebilir mi? Galip gelebilir. Fakat ben şuna güveniyorum. Orebro'nun ben bu maçta gol atmasını bekliyorum arkadaşlar. Orebro Orebro ekibi burada gol atarsa Hamarvin'in golü de gelir diye düşünüyorum. Ben burada e, kuponumu almadım fakat ekstra olarak sizlere KG var olarak bu mücadeleyi karşıt gol varını sizlere önereceğim. Hamarbi'nin de o da karşıt gol varını bekleyeceğim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Olası bir sürpriz de çıkabilir. Olası bir sürpriz ne çıkar? Bir maç sonu sıfır çıkarsa buradan şaşırmayın. 3.45'lik orandan da istenler sistem fonlarına değerlendirebilir. 3.45'lik orandan da bir maç sonu 0 denemesini yapılabilir. İdealden de karşılıklı gol var bahsini değerlendirme yapabilirsiniz. Kuponumu aldığım ilk maçlardan bir tanesi Hogan Sutla Valerenga mücadelesi arkadaşlar. Ee, baktığımız zaman da Hogan arkadaşlar son maçında Miondalene karşı 3-0'lık mağlup oldu. Maçın özetini şöyle baktığımız zaman da maç dengeli bir maçtı. E, ee, Hogan şut, çektiği şutlar pek fazla kaleye vurmadı. Daha taşa şut çekti. Mjöndalen'in de şansı vardı. 3 tane attı geçti Hogan -Suth'da. Şimdi o mağlubiyetten sonra ev sahibi ekip burada biraz daha hücum futbolunu özellikle kendi evinde zaten iyi bir futbol sergileyen bir takım Hoge takımı. O yüzden Hoge Sunut'un ben ev sahibinde kendi evinde bir tane golünü zaten bekliyorum. Valerenga'ya baktığımız zaman da ise Valerenga ekibi de zaten üstüne gelen takımlara karşı gayet güzel bir futbol sergileyen bir takım. Hızlı hücum şan, hızlı hücuma çıktığı zaman da tehlikeli pozisyonlara girebilen takımlardan başında geliyor. İlerideki ayakların da bitiricilik anlamda iyi bir bitirici olduklarını da söyleyebiliriz. Bu mücadelede alırsam ben Norveç'ten sadece bu mücadeleyi aldım. KG var bahsini ben 1.52 gibi orandan almıştım. Oran 1.54'e kadar yükselmiş. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız bu mücadeleyi KG var olaraktan da değerlendirebilirler. Bol şanslar diliyorum. Bir diğer mücadelemiz Arsus'la Brøndby mücadelesi. Danimarka'nın arkadaşlar açılış mücadelesi oynandı. Danimarka'nın yine ilk maçları. Fakat deplasmanın ben arkadaşlar Brunby'in oynadığı hazırlık maçlarına baktığım zaman da Kaliteli ekiplerle oynamış. Ne kadar hazırlık maçları olsa bile oynadığı takımlar boş takımlar değil. Hepsine ya yenilmiş ya da berabere kalmış. Fakat her maçta gol bulmasını bilmiş. Burada ev sahibi ne kadar favori gösterirse ki ev sahibinde şundan dolayı favori gösterilmiş olsa gerek. Geçen sezon kendi evinde çok iyi işler başardığını söyleyebiliriz. Fakat ben burada Deplasman'ın bir golünü zaten bekliyorum. Deplasman gol atar oranı var mı? Şöyle bakayım. 1-20 ona geçin. Ona geçin. Aklınıza bile almayın. Yani Deplasman'dan gol bekliyorum. Arsuz ekibinin de ilk maçında kendi evinde bir gol bulmasını bekliyorum. Yani ideal olarak ben burada Vajarenga maçıyla kombine yaptığım zaman da bu mücadeleyi de 1-52 gibi orandan gibi KG var bahsini değerlendirdim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada KG var bahsini değerlendirebilirler. Geçiyorum 19, 19 Temmuz iddia tahminlerini. Inter Turku mücadelesi var arkadaşlar. Inter Turku Şampiyonlar Ligi önelemesi oynuyordu. Son maçında Puskas'ta oynadı. Değerlendirmiştim. Maç sonu 1-4.5 kart yaparak da değerlendirdim. Nasıl oldu şöyle söyleyeyim bahsedeyim. E, 2-0 mağlup oldu çok fazla topla oynayamadı. Zaten Şampiyonlar Ligi önelemesinden de elendi. Burada artık kendi ligine odaklanmak isteyecektir. Kendi ligin kendi evinde oynadığı maçlarda çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Inter Turku'nun burada deplasman zaten deplasmanla oynadığı maçlarda e, henüz daha mağlup olmadı genel. Şöyle bahsedeyim. Deplasmanla oynadığı maçlarda daha mağlup olmadı. Fakat Inter Turku'ya karşı ben Inter Turku'nun da Şampiyon Ligi ön elemesine elendikten sonra artık lige daha iyi odaklanmasını düşünüyorum. Bir eli gibi orandan burada evinde o iyi futbol sergileyen Inter Turku'nun galibiyetini sizlere sunacağım. Bir eli gibi orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Jurgarden'la Sirius mücadelesi arkadaşlar. Ligden bahsedeyim biraz sizlere. Malmö ekibi arkadaşlar Avrupa'da şu an Şampiyon yönelemesi oynuyor. Helsinki ile eşleşti zaten. Ayın 21'inde de mücadelesi var Helsinki ile. yani ligde zorlu bir maratona girdi Malmö. Malmö Yaptığı puan kayıplarını burada Jurgarden çok iyi değerlendirmesi lazım ki zaten maç eksi var. maçı aldığı takdirde 24 puanla Sirius'u geçerse burada Jurgarden liderle oturuyor. Sirius'un son başına baktığımız zaman da 4-0'lık mağlup oldu ki maçta zaten çok fazla bir etkinlik gösteremedi Sirius ekibi. O yüzden benim diyeceğim şu ki arkadaşlar Jurgarden'ın burada güzel futboluyla kazanmasını bekliyorum. Şöyle bir tercih yaptım. Maç birini zaten değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirsin. Ben Jurgarda'nın burada en az 2 gol atarak Sirius'u geçmesini bekliyorum. O yüzden maç sonu 1-1.5 yaptığımız zaman da 1.40 gibi orandan şöyle göstereyim sizlere de 1.40 gibi orandan değerlendirme yaparsanız muhtemelen gelebilecek bir bahis olduğunu düşünüyorum. Geçelim kombinelere. Bu arada tekrardan söylüyorum. Video like atmadıysanız bir like atarsanız gerçekten çok sevinir ve memnun olurum arkadaşlar. Şimdi ilk kombinemiz olarak da NBA tercihlerini görüyorsunuz ekranda. NBA tercihlerinde Ponix'in ben kendi evinde 108 sayı baremini aşabileceğini düşünüyorum. İdealden iki tane ideal tercih var zaten ekranda gördüğünüz gibi. Bir 3 farkla kazanır bir de 108 sayı üstü. Ben burada değerlendirecek olsam ilk ideal olarak 108 sayı buçuk üstünü 108 baremini aşabileceğini değerlendirdim. İki tane ideali gördükten sonra Ponix'in de dediğim gibi 3 üç, fa üç farklı galibiyetini bekliyorum. Ve yüksek orandan da 2.47'lik orandan da burada Ponix'in kazanacağını ve maç, son, maç sonu 218.5 üst olacağını ve 2.47'lik orandan gibi düşük misli yani tek Tekli olarak çok yüksek oynamadan değerlendirin. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Genel olarak çok fazla yüksek oynamayın. Geçelim futbol kombinelerine. 18 Temmuz için arkadaşlar sizlere önerdiğim futbol kombinesi Arsus mücadelesine KG var. Ve Valerenga maçına da KG var şeklinde. Eksi olarak da Orebro mücadelesine de KG var şeklinde sizlere sundum. Karşılıklı gol var bahislerine gittim. 19 Temmuz için de baktığımız zaman da Inter Turku'nun ben galibiyetini bekliyorum. Artık Avrupa'dan dönecek Inter Turku'nun bir galibiyetini bekliyorum. Jurgarda'nın da arkadaşlar Sirius'a karşı en az 2 gol atarak galip gelmesini bekliyorum. Çünkü Sirius ekibi son Malmö maçında hayli etkisizdi. Jurgarda'nın da kendi evinde ve seyirci de olacak bu mücadelede yaklaşık 7000 seyirci olacak Jurgarda'nın O yüzden buradan da galibiyetini sizlere öneriyorum. Bol şanslar. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.